Kübra Gelin'in salonu luxury tarzında dekore edilmiş. Kanepelerdeki krem rengi sandalyelere, füme rengi ise mermer masanın damarlarına taşınarak yemek ve oturma bölümü arasında bütünlük sağlanmış. Gümüş detaylı televizyon sehpası, ebat ve tarz olarak salona uygun seçim. Son olarak duvardaki ayna kaplamanın salona derinlik kazandırdığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Kübra'cığım, salonunda krem ağırlıklı kullanmışsın sen de benim gibi. Evet. Gümüş detayların var, orta sehpanı beğendim. Orta sehpan güzel, gümüş. Halın güzel, halını da sevdim. Krem olması hoşuma gitti. Onun haricinde fonların çok hoşuma gitmedi. Yani iki kesme olayı, Emine'nin evinde de sanırım o şekildeydi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Onun desen farkı vardı, desen biraz farkı goldlu. Vardı. Evet, sadece fonlar belki başka olabilirdi düz gibi geldi. Düz mü isterdin? Yok, öyle ortadan kesmeli olmadan düz bir şekilde düz bir gelsin. Şey evet. Daha hoş olabilirdi ama tabii bu senin tercihin. Ev kira mı, kendinizin mi? Yok Aslanım, bizim evimiz 25 yıllık bir bina, içi komple tadilatlı. Evet. Çünkü şey, bu aynalar da öyle ucuz bir şey değil. Sen kaça yaptırdın bu aynaları? Aslında ben aslında uyguna yaptırdım. 1200 liraya mal oldu. İyi yaptırmışsın. Hı. Normalde biraz daha pahalı çünkü bu. Evet, kadar. Evet. Bayağı araştırmıştım. Ya aslında ben her şeyimi çok uyguna tamamlıyorum. Çok araştırıyorum çünkü. Bravo. Şey, ben bravo. Şey dikkatimi çekti. Onu söylemek istiyorum. Ya biraz simetri şeyim var da. Evet. Prizleri çok yukarıda, böyle bir aşağıda, bir yukarıda gördüm. Evet evet, hatta sadece o da değil, şu sol kısma bakarsanız eğer normalde orası kare olacaktı. Ama dikdörtgen oldu. Yarım kaldı. Evet, siz görmeden kaldı. Ben söyleyeyim. Onun sebebi de şimdi düğün sürecimizde benim hem babam hem annem rahatsızlanmıştı. Ay, geçmiş olsun canım. Teşekkür ederim. Ben de yani 20-25 gün kala falan zaten tadilata başladık bir takım sorunlardan dolayı. İstanbul'a gitmek durumunda kaldım. Başında bekleyemedim, eşim de bekleyemedi. Çünkü eşim de benimle birlikte geldi. En son işte kayınbabam hani iş dönüşü bakıyor ediyor bu şekilde. Evet. Ve komple kırmaları gerekiyordu. Yok. Evet. Başka çareleri yok. Yani yoksa o da beni çok rahatsız ediyor yani. Yok evet. O kadar takılma. Belki oraya başka bir şey yaptırtırsın daha sonra. Bir ışık evet. Yaptırtabilirsin evet. Sol köşeye olabilir böyle. Hanım, evet. Olabilir, her şey olabilir. Hı-hı. Evet hanımlar. Bir de ben şunu da soracağım. Son hanımlara bırakacağım. Avizende yemek masasının üzerinde olanı, böyle aynı avizenin uzunluğunu kullansan daha güzel olmaz mı? Yemek masasının üzerinde şimdi şöyle, benim masamın tam altında konumlanmıyor bu avize. Evet, yoksa anladım. Ben oraya uzun farklı bir avize düşünmüştüm. Ama bu sefer çok ayrı olacaktı. Yani salon yakın tarafta olduğu için mecburen birbirinden bağlantısız alamadım. Aslında o konsolu koymasaydın belki yemek masası yok, yemek masasının evet oraya denk gelmiyor. Bu tarafa gelmesi lazım. Evet, biraz hani boşuna niye alanımı küçülteyim peki, dedim. Peki neden hani konsol tercih ettin? Artık mesela gittiğimizde sen daha yeni evlisin. Bir yıllıktı değil evet. Mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Mobilyacılarda artık konsol ben görmüyorum. Mesela ben yok, 4 çok yıldır. Çok fazla var. Yoktu. Yok. Artık çok hani fazla var. Yeni modellerde hatta konsolu TV ünitesi olarak bile kullanılabiliyor. Ben yani de, şöyle. Ben de kullandım. Evet, evet. Konsolumu TV ünitesi yani olarak. Yani konsol her yerde var. Aynı şey. Konsol benim için senin ama için konsol olmayabilir ama tabak çanak fazla işte, olan tabak, kişiler çanak, için evet. Konsol yani adeta zaruri bir şey gibi. Ama aslında yani ben zaten çeyizden dolayı da hani biraz sosyal medyada bulunuyorum. Yani çok fazla hani çeyiz ürünü de paylaşıyorum, kendim de alıyorum, almayı da seviyorum. Hı-hı. Beğendiğim böyle kombinler de yapıyorum. Yemek masasında da görürsünüz evet, zaten. O yüzden koyacak yer lazım. Yani dolap işlerine tıkıştırmaktansa oradaki boş alanımı öyle değerlendirmek ama şey istedim. Ama evet, şu an zaten TV ünitesi olduğu için konsol salonda bence olmamış. Ama TV ünitesi parçalı ve dolap gibi. Ama parçalı da senin zaten başka bir tane odan var. 12 kişilik yemek takımı benim oraya asla sığmıyor. Başka bir odan değil. Var. Konsolu o odana koyabilirdim. Ben başka odaya yemek takımlarını koymak istemedim. Konsol oranın sizi niye rahatsız etti ya? Beni mesela rahatsız etmedi. De. Çünkü aslında ben de eleştiri bulamadılar. Nereden ne yürüsem diye gidiyor yemek şu an Evrim. Burada olduğu için bir tek dediğin gibi ben biraz avizeye takılmıştım. Simetriden dolayı kusura bakma. Ama onu da sen açıkladın. Hani ben çok göz yorduğunu düşünmüyorum. Sadece benim dikkatimi çeken bir de ikincisi karşı duvar oldu. Biraz fazla aksesuar gördüm, o kadar yani. Onun geneline baktığımız zaman evi beğendim ben. Ya orada 3-4 tane raflı olduğu için orayı boş geçemem. Hı-hı. Şimdi şöyle orayı duvar mesela... Duvar boş çünkü. Duvar boş olduğu için orayı dolu kullanmayı seviyorum. Orta sehpayı ben normalde aslında burayı mumlarla donatıyorum. Çünkü her akşam aslanım ben mumlar, buhurdanlıklar çok severim. Çok şimdi orayı doldurup orayı doldurup mantıken orayı boş bıraktım. Mesela orta sehpasını bence çok güzel şık objelerle
şıklaştırmış, daha da şıklaştırmış. Bana mı öyle geliyor? Aslında bilmiyorum. Ben çok, çok kalabalık buldum ya. Yapma çok fazla. Ya. Aslında hepsi çok güzel. Çok güzel parçalar. Belki şu iki el ve evet. şu yüzü. Fazla. Aslında bu buhurdanlık evet. Yoksa hani tek başına değil de yani şurada da benim aromatik burada yağlarım var. Akşam yani kullanıyorum. O yüzden sürekli kaldır indir yapmak istemiyorum. Bence de. Bence de. Şimdi çok zaten orta sehpada bu tip objeler çok trend aslında. Ya ama hepinizinki de boştu arkadaşlar hani baktığımda. Yani bomboş olmasındansa zaten büyük orta sehpam. Bu da çok kalabalık ama ya. Bu da ya çok kalabalık değil kalabalık bu arada. Bence. Hayır hayır şey eğer ki senin orta sehpan da böyle hani zigon gibi alınabiliyor. Alınıyor. Alınabiliyor işte. Evet. O yüzden normal düz olsaydı üzerindekileri köşeye itebilirdin misafir geldi. Ama şimdi mesela sen buradan bunu alıp herkese... Onu almıyorum. Böyle yan sehpalarım var koltuk arasında. Onları kullanıyorum. Çok kalabalık olursa da şuradan iki tane tepsiyi çıkarmak bana zor gelmez. Yani hani o zaman niye düz almadın ayrı? Düz almak istemedim. Zaten bunun mantığı bu. Hepinizde düz var ya i̇şte arkadaşlar. Hani, yok şimdi bunun mantığı ekstra zigon almamaktır. Bu zigon orta sehpa. Hani Emine'ye söylemiştik ya, sen ne demiştin hatta? Ben sana dedim, bunları çekilebilenleri var evet. zigonların. Şimdi kalabalık misafir geldiğinde. Hani yavrulu var evet. bir de böyle sehpanın içinden çıkıyor değil hani mi? Hani bunun satılmasının amacı insanlar ekstra buna tekrardan para vermemek için hem de kalabalık olmasın ya diye. Ya öyle bir amacı olduğunu çekilip. Düşünmüyorum. Satıcılara sorarsınız bence bir amacı var mı? Bence bu şekilde de değişik bir bence şık olmamış mı ya? Ben beğendim orta sehpanı beğendim ki. Diyen sen ben değil miydin? Böyle de değişik duruyor ama biliyor musun? Ben orta sehpası kötü demedim aslında. Böyle güzel olmuş. O zigon sehpası. Tek tek zigon bile olsa zigon olması zigonların genelde hani 3-4 boyutta oluyor biliyorsun büyükten evet. küçüğe doğru. Bunlar farkındaysan 4'ü de aynı boyda, aynı ebatta. Çok tamam. amaçlı bir ben sevdim bir orta sehpa. Çünkü ben orta sehpadan çok hoşlanmam. Her orta sehpayı da çok sevmem. Ama mesela bu değişik bir fikir olmuş. Teşekkür ederim. Yalnız avizeyi fark ettiniz mi? Yine bu avize sanırım Emine'ye yapışıyor. Ben Emine'ye hediye edeyim artık. Bu avizelerin fiyatı neydi? Bunların da tanelerini 600-600 toplamda 1200 aldım. Çok iyi. Güzel. Çok gayet iyi. Güzel. Gülerizciğim sen ne diyorsun tatlım? Şöyle söyleyeyim ben artık çıta görmekten bana geldi yani gerçekten. Hani boş dolusunu gördüm de boşunu da ilk defa görüyorum yani. En azından Emine'de ve Ebru'da bir tablo vardı. Bir aplik vardı ama bu boş ne alaka hiç anlamadım gerçekten. Hiç hoşuma gitmedi. Bir hani emek diyordu ya arkadaşımız dün emek yok, emek yok, hiçbir şey yapmamışsın, dümdüz gelmişsin. İşte burada da bir emek göremiyorum arkadaşlar, ben. Arkadaşlar emek dediğiniz şey başka bir şey yapabilirsin. Doldurmak değil. Birincisi bu çıtaları yine eşimle ben kendim yaptım. Epeyce bir uğraşılmış. Hatta denk gelen efendim paşa bile gri yani. Koltuğun renginde duvara da uymuş. Yani siz gördünüz mü hiç papağanın salona uygun olduğunu. Kafesi de siyah. Yani daha ne olsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok aslanım. Ya yerim seni.